Manşete hoş geldiniz. Türkiye hafta sonundan bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara dönük çıkışını konuşuyor. Bürokratlara artık bu pisliğin, bu hukuksuzluğun, bu ahlaksızlığın içinde daha fazla olmayın. Daha fazla suç ortağı olmayın bu düzene. 18 Ekim'e kadar yani bugün size süre ve ayrılın bırakın. 18 Ekim'e kadar ayrılırsanız, bırakırsanız işte efendim mesul tutulmayacaksınız. Ama 18 Ekim'den sonra artık bu rejimin suç ortağısınız, sarayın suç ortağısınız mealinde konuştu. Evet, şey denebilir ki bir dakika muhalefete ne oldu? Acaba yani bir kuvvet iksirimi içti ya da ne bileyim bir işte böyle korku duvarını filan yıkıldığını mı gördü? Ya da efendim bekledi bekledi şimdi zamanıdır mı dedi ya da iktidarın bu kadar sarayın bu kadar zayıflamasını ülkenin bu kadar dibe vurmasını mı bekliyordu ya da bürokrasinin çözülmesini mi bekliyordu bilmiyoruz. Ama cuma günkü yayında da söyledim sonuçlarının hiç önemi yok. Yani Kılıçdaroğlu niye Merkez Bankası'na gitmiştir orada ne olmuştur falan bunun hiçbir önemi yok. Fakat Kılıçdaroğlu'nun sabah cuma sabahı Merkez Bankası'na randevu istemesi, öğleden sonra da gitmesi, Türkiye saatiyle 15.30'da gitti, biraz kaldı çıktı, her ikisi de çıkışta böyle açıklamalar yaptı falan. İçeride ne olduğunun önemi yok. Muhalefet ayağa kalktı dedirtiyor. Demek ki istenirse oluyor. Yani şu anda muhalefet deyince akla CHP ve İyi Parti geliyor. Bir üçüncü parti gelmiyor. Ama demek ki istenirse oluyor. Merkez Bankası'nda buharlaşan 128 milyar dolar nerede? Kampanyasıyla dikkat çekmişti Cumhuriyet Halk Partisi ve neticede güzel bir hamle. Umarız bunu Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay, Yargıtay, Sayıştay, Diyanet, TRT falan gibi kurumlar takip eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her hafta bir iki kurumdan randevu alıp gitmesi gerekir yani. Bugüne kadar niye yapmadı? Hani madem oyundasınız, benim 2016-15 Temmuz'unun hemen ardından yazdığım TR724'teki ilk yazılardan biri şuydu. Başlığı oydu. Ben artık oynamıyorum dönemi. Ben oyunda değilim dönemi. Daha Ekim ayıydı yanılmıyorsam. Ekim 2016. Ben oynamıyorum dönemi. Yani oynamayın bunlarla. Aynı kareye girmeyin. Aynı parlamentoda siyaset yapmayın. Aynı düzlemi kullanmayın. Yan yana gelmeyin. Cenaze namazında bile tamam gidin cenaze namazında son görevinizi yerine getirin mevtaya karşı ama aynı safta durma. Baktın o ilk safta duruyor, sen arka safa geç. Bu bile bir mesajdır. Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu ikinci safa geçti. Ya da Erdoğan'la araya mesafe koydu. Böyle hani çok da yadırgarım ben ilk safta olma mücadelesini, birbirini yeme halini falan ki Oğuzhan Asiltürk'ün son cenaze namazı öyleydi. Ya cenaze töreni yapmayı bilmiyoruz ya. Gerçekten bilmiyoruz. Yani cenaze arabamız araba değil. Tören tören değil. Camilerde bir izdiham. Yani doğru dürüst saf tutması bilinmiyor. Üst üste insanlar, hele bir de devlet ricali katılmışsa aman Allah'ım falan bilmiyoruz yani. Son uğurlamayı, son görevi falan bilmiyoruz yani. Gerçekten bilmiyoruz. Yani araçlarımız bile berbat. Sadece onu söyleyip geçeceğim. Yani gerçekten hani her şeyde batıya örnek alma falan böyle şey var ya. Ya burada bari yani gerçekten böyle siyah, şık, sırf cenaze taşımak için üretilmiş. Hani biraz daha böyle iri station wagon tarzı diyeceğim. Yani tabut alacak falan böyle etrafı camlı falan neyse. Çok şık cenaze araçları var. Dodge pick-up'larla falan hala belediyeler şeyleri taşıyor. Ne derler? Cenazeyi olacak şey değil ama oluyor yani. Oradan başlaması lazım. Neyse. Aynı safta orada da durma. Başka bir safa geçtiğinde en azından bir mesaj vermiş olursun. Madem buna şey yaptın. Ben hayır oyundayım dedin. O zaman da o oyunu kurallarına göre oyna. İşte mesela bu kurallarına göre oynama. Yani madem oyundasın, mesela iki örnek geliyor aklıma çok başarılı. Madem oyundasın, madem hani tamam ben siyaset yapacağım, zemin bu zemindir, başka bir yere çekmeyeceğim olayı diyorsun. Adalet yürüyüşü yaptı CHP. Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine. Güzel bir hamleydi. CHP'nin son 5-6 yılda yaptığı yani 3 tane hamle var derseniz ilk sıraya bunu koymak gerekir. Mesela ikincisi de şudur. 2018 seçimlerinden önce İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceği
bir polemik konusuyken Yüksek Seçim Kurulu engelleyecek mi filan falan bir sürü dalga var. O sıradaki kanunlar gereği mecliste grubu olan parti seçimlere otomatikman katılabiliyordu. CHP'den tak diye, yanılmıyorsam 15 milletvekili yetiyordu İYİ Parti'ye. Tak diye 15 kadar milletvekili istifa etti. Pat İYİ Parti'ye geçti. Tam bir siyasi manevraydı. Müthiş bir hamleydi. Bu CHP'lerin İYİ Partili olduğu anlamına gelmiyor. Oyun bozmak anlamına geliyor ve daha sonra YSK İYİ Parti'nin seçime girebileceğine hükmetti. Grup kurduğu için değil. Yani seçime girme hakkı var dedi. Ama eğer Bahçeli ve Meral Akşener bu hamleyi yapmasalardı YSK seçime girmesini engelleyebilirdi. Bu hamle oyunu bozdu. Kimse demesin. A canım zaten bak İYİ Parti seçime girebiliyormuş falan demesin. Oyun bozan hamledir o. O oyun bozan hamleden sonra YSK da kendine göre oyun bozmak için hayır işte bu partinin seçime girme yeterliliği vardır dedi. Bir de işin böyle bir yanı yok. Ülkede muhalefet yok deniyordu eskiden. Evet artık var. Var olmasına var da iktidara alternatif değil Türkiye'de muhalefet. Yani Metropol'ün son anketini getirdim son yayınlardan birinde. Ülkede muhalefet ülke sorunlarını çözebilir mi diye soruyorlar. %45 evet diyor, %45 hayır diyor. %9 küsür de kararsız veya işte fikrim yok, emin değilim falan gibi cevap. Yani %45 muhalefet ülkenin sorunlarını çözer diyor, %45 de hayır çözemez diyor. Erdoğan gitsin isteyenler de muhalefetin sorunları çözebileceğine inanıyor değiller. Yani dolayısıyla tamam muhalefet çok güzel şeyler söylüyor. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, şu bu şeffafiyet, seçim yasası, siyasal partiler yasası, işte yeniden anayasa, güçlendirilmiş parlamento, denge, denetim, aman Allah'ım. Hayatta siyaseti düşünmedim, kenarından bile geçmem ama en iyi bildiğim konu siyasettir. Ben size 45 dakika bu konuda nutuk atarım. Alkışlarsınız yani. Mesele laf değil. Artık yani laflar belli. Yani yeni bir şey söylemek falan lafı diye bir şey var ya, yani artık yeni bir şey söylemek lazım. Bitti bu dönem yani. Milletin bu tür laflara karnı tok. Millet parayı cebinde görmek istiyor, millet icraat görmek istiyor, millet yaşam kalitesinin artmasını, refahın artmasını falan bekliyor. Çocuklarıyla ilgili kaygıları var. Yetiştirdiği insanlarla işte okutuyoruz ama adam olmuyor. Adam olması için ne yapması lazım? Hayata atılması ve hayatın bir yerinde tutunması ve yürümesi lazım. Birazdan bakacağız. Z kuşağı çok mutsuz yani. Gerçi ben bu kuşak meselelerini de çok fazla anlayabilmiş değilim de. Erdoğan'ın kaderini, şunu unutmayın. Erdoğan'ın kaderini ülkenin ekonomik durumu değil. Ülke çok daha fakirleşecek. Ülke çok daha fena bir noktaya gidecek. Buna inanıyorum. Ama Erdoğan'ın kaderini ülkenin ekonomik durumu değil, beslediklerinin ekonomik durumu belirleyecek. Yani Erdoğan'ın beslediği sadece işte beşli çete, müteahhitler şu bu falan filan değil, bürokrasi falan değil. Hakimlere, savcılara alınan villalar, yazlıklar falan değil, hesaplarının kabarması falan değil, bürokrasinin, polis müdürlerinin şu bu. Kim aklınıza geliyorsa. Erdoğan'ın bir de 18 ila 20 milyon, 22 milyon ki bunlar birkaç sene önceki rakamlardı, beslediği bir kitle var. Amma çocuk yardımıyla, amma gıda yardımıyla, amma yaşlılık maaşıyla, amma şunla, amma bunla. Dolayısıyla muhalefet bir şey yapmak istiyorsa, bir şey söylemek istiyorsa işe biraz buradan da başlaması gerekiyor. Kılıçdaroğlu saray baskısı ile kirli işlere bulaşan bürokratlara 18 Ekim'e kadar süre verdi. Sosyal ağları da etkin kullanmaya başladı. İşte yaklaşık 4 dakikalık şu videoyu kendi hesabından paylaştı. Çok da seyredilmiş. Bu videoda şunu söylüyor. Diyor ki, bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum. Halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum. Unutmayın Türkiye devletini şahıs devletine değiştirmiş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak. Eminim ki bu bürokratların bir kısmı, eminim ki efendim emir aldık, uygulamak zorunda kaldık diyecekler. Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Pazartesi itibariyle size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa durun, bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin demiş.
İzlersiniz, dinlersiniz. Ben kısaca özetledim söylediği şeyi. Programın akışı içerisinde ayrıca Kılıçdaroğlu'nun sesini ekrana getirmek ile şeyi ahengi bozmak istemiyorum. 18 Ekim'e kadar verdiği sürede söylediği şeyler böyle. Kendilerini bir anlamda bürokratların pisliklerden sıyırma şansı verdi Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla. CHP belli ki tedirginliği gördü. Erdoğan'a güven yok artık. Bu önemli. Benim siyasi okumalarım muhalefetin bu kendini gösterme işlerinin ezbere olmadığı, olmayacağı, sıradan işler olmayacağı, olmadığını düşündürür bana. Yani siyasi okumalarım bunu düşündürür, bakış açım bunu düşündürür. Bu tür uyanmalar, bu tür kendine gelmeler, bu tür çıkışlar kendiliğinden olmaz yani. Çeyrek asırdır gazetecilik deneyimim var. Geriye doğru da epey okumuşluğum, yakın tarihi incelemişliğim var. Tanıklarıyla oturup kalkmışlığım var. Sağdan geliyoruz. Dolayısıyla kişilerle ve onların söylemleriyle ilgili analizleri ezbere konuşmuyoruz. Bir birikim, bir deneyim var. Elbette duyumlarımız, istihbaratımız da var. Ve o aldığımız duyumları bilgiyle kıymetlendirerek analiz biçiminde size aktarıyoruz. CHP tedirginliği gördü. Erdoğan'a artık güven yok. Bunu gördü. Basit soruların, basit cevaplarını bile veremeyen bir Erdoğan profili var. Yani görüyorsunuz. Bir takım sorular sorduruluyor. O soruları soran kişi soru geldiğinde Erdoğan o basit soruya, işte Kemal Kılıçdaroğlu bürokratları 18 Ekim'e kadar istifaya çağırdı. İşte şöyle dedi, böyle dedi. Ne düşünüyorsunuz efendim? Ya buna dahi cevap veremiyor. Yani şimdi siyasete yeni atılmış olursunuz, genç toy olursunuz. Bir bu. İkincisi, son derece kritik bir süreçten geçiliyordur. Savaş riski vardır, başka konular vardır, ekonomik konular vardır. Böyle durumlarda elinizdeki bir karttan falan okursunuz. Yani hani olay diplomatik bir skandala, ekonomik bir skandala, siyasi bir skandala sebebiyet vermesin diye. O noktada irticali, spontan konuşmadan çıkar, metne bakar konuşursunuz falan. Ama Erdoğan öyle yapmadı. Ve basit soruların basit cevaplarını dahi önündeki yazılı metinden okuyor. Yarın bunu da yapamayacak duruma gelebilir. O zaman danışmanlar düşünecekler artık ne yapacaklar. Erdoğan'a nasıl sufle verecekler. Dolayısıyla gidişat bu. Kılıçdaroğlu'nun çıkışını da böyle okumak gerekiyor. Süleyman Soylu'nun bir çıkışı olmuş şeyle ilgili. Kılıçdaroğlu'nun bu son çağrısıyla ilgili. Gerçekten bir insanlarda artık seviye de kalmadı ya. Şu mesaja bakar mısınız ya? Yani milletimiz senin ne olduğunu çok iyi biliyor falan. Ya Türkçe, sadece Türkçe değil bütün dillerde yani birini yerin dibine batırmak için kelimeleri öyle seçerek kullanırsın ki yani mahcup olur insan, rezil olur insan, verecek cevap bulunamaz. Çok ağır konuşmuş olabilirsin. Yani küfür etmekten beterdir, sinli kaflı konuşmaktan beterdir. İnsanlar kelimeleriyle döverler bazen. Şimdi siz koca devletin belli bir bakanlığını tutmuşsunuz. Altınızda binlerce insan var falan filan. Ağzı laf yapan birkaç kişi bile size daha doğru dürüst akıl verebilir ama işte bundan şeyler yani. Şu seviyeye bak yani. PKK siyasi teşebbüsü. Yani dönüp dönüp böyle bir FETÖ ezberi, PKK ezberi. Şu bitmiş yani laf bitmiş. Ama Süleyman Soylu çok sinirli. Bakın ileride bugünlerin tarihi yazılır. Şu anda kestirmek zor. Çünkü hadiseler çok sıcak yaşanıyor. Ama bugüne ait tarihe notlar düşülürken şunun altı çizilecek. Süleyman Soylu denen bir isim vardı. Kendisi Erdoğan sonrası için ismi geçen güçlü adaylardan biriydi. Ama Sedat Peker faktörü kim nereden bilebilir ki? Çıktı ve adamı bitirdi. Yani hiçbir şey yapmadıysa Sedat Peker bunu yaptı. Ondan dolayı artık şeyden düştü. Ne derler? Premier Lig'den düştü. Ya da Adaylar Ligi'nden düştü. İşte hey demiş Kılıçdaroğlu çok korktuk falan. Millet senin ne olduğunu çok iyi biliyor. Evet. Seviye bu. O arada Kılıçdaroğlu çıkışını konuşmaya devam edelim. Yıldırım Kaya enteresan bir video hatırlatmış. 2001'de daha Erdoğan, 2001'de AKP'nin grubu vardı. Şöyle ki, AKP 2002 seçimlerinde iktidara geldi ama 2002 seçimlerinden önce Fazilet Partisi şey olmuştu, kapatılmıştı.
Fazilet Partisi kapatılınca bu yenilikçiler, yani Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç falan tayfası Fazilet Partisi'ne katılmadı. Fazilet Partisi'nden sonra kurulan Saadet Partisi'ne katılmadı. Saadet Partisi'ne katılmayınca AK Parti'yi kurdular. AK Parti kurulunca tabii Fazilet Partisi grubu da ortadan cart dadanak ikiye bölündü ve AKP herhalde 40 kadar milletvekiliydi. Tam hatırlamıyorum rakamı, bakarsanız bulursunuz. Mecliste grup kurdu. Yani esasen Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, tabii Erdoğan milletvekili değildi ama Abdullah Gül milletvekiliydi. Bülent Arınç milletvekiliydi. Yani Erdoğan ve arkadaşları partiyi kurar kurmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndelerdi. Ve siyaset yapmaya meclis çatısı altında da direkt başladılar, otomatikman başladılar yani. Dolayısıyla 2001-2002 geçilirken AKP'nin mecliste grubu var. Ve 2002-3 Kasım seçime gidilirken de AKP'nin mecliste grubu var ve işte tek başına iktidar oluyor. İşte Erdoğan genel başkan sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir, grup konuşması yapardı. İşte 2001 tarihli grup konuşması da o konuşma. Burada diyor ki, devletin imkanları belli bir siyasi parti için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bütün bunlardan sorumlu olan hükümet üyeleri kendileriyle görüşen arkadaşlarımıza olaylara el koyacaklarını söylemelerine rağmen gözaltındaki vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürmüştür. Buradan açıkça ilan ediyorum, bu işleri yapanlar hukuksuz ve ahlaksız faaliyetin altında ezilecekler. Tam 20 sene önce bugünlerde Erdoğan milletvekili bile değil ama bir siyasi parti genel başkanı olarak ve bir sene, bir buçuk sene sonra iktidara gelecek. Mecliste grubu olan bir siyasi parti genel başkanı olarak meclis grubunda bürokratlara böyle seslenmiş. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun seslendiğinde ne şey var? Ama işte Cumhurbaşkanlığı suç duyurusunda bulunmuş. Fuat Oktay falan filan hemen harekete geçmişler. Bunu yapmalarının bir nedeni de şu, yani bürokratlar telaşlanmasın. Yani sarayda bir telaş var. Aman bürokratları tutalım, bu iş başka bir yere gidiyor telaşı bu yani. Yoksa suç duyurusu olacak hali yok. Suç yok ki ortada yani. Tuğçe Varol çok güzel paylaşmış. Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapların yazılı olduğu kağıttan okudu tweet'i üzerine. Bunlar okuyabildiği günler diyor. Evet, aynı fikirdeyim. Erdoğan fiziken düşmüş durumda. Yani partisi zayıfladığı, ekonomiyle dış politikayla şununla bununla baş edemediği gibi kendisi de fiziken düştü. Yani hem parti düşerken kendisi de fiziken düştü. Artı fiziken düştüğü gibi muhakeme yeteneğini de yitirmeye başladı. Ve hiçbir zaman artık ne eski fiziki ne de eski muhakeme yeteneği olacak. Ciddi hafıza sorunları yaşıyor. Ondan dolayı prompter okumayı çok iyi beceriyor. Önündeki metni okumayı çok iyi beceriyor ve bununla şu anda durumu kurtarıyorlar. Yarın öbür gün okuyamayacağı, prompter takip edemeyeceği günlerde gelebilir. Evet. Erdoğan, unutmayın, Erdoğan Türkiye'si, Erdoğan AKP'si veya Erdoğan'ın kendi. Hiçbir gün, her gelen gün bir önceki günü aratacak. Parti de düşecek, ülkede düşecek, ekonomi dış politikada düşecek ve kendi fiziken düşecek ve muhakeme olarak da düşecek. Bunu canlı gözlerle bir liderin ve bir liderliğin, partisinin ve rejiminin bitişi olarak izleyeceğiz. Allah ömür verirse önümüzdeki aylar içerisinde. Herkes görecek yani. Eser Karakaş, Erdoğan'ın o basın toplantısından hareketle şunu söylemiş. Bir siyasetçi anketlerden şikayet etmeye başladığı zaman artık gidici demektir. Erdoğan'ı mesela 2007 erken seçimlerinde anketlerden şikayet ettiğini duymamıştık. Evet. O arada Metropol yeni paylaşmış Özer Sencar, Eylül 2021. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanabilir mi diye soruluyor deneklere. Seçmenin %44'ü bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa seçimi kazanacağını, %50'si ise kazanamayacağını belirtiyor diyor. Evet. O arada biraz evvel hatırlatmıştım, şimdi yeri geldi. ORC ki yakın zamana kadar iktidarla yan yanaydı, sonra yolları ayırdı tıpkı Faruk Acar gibi. O da şeye gitti, NDR araştırma, İYİ Parti'ye geçti. ORC çok spesifik bir anket yapmış. Orada şimdi CHP'nin oranını görüp de ya bu nereden çıktı demeyin. Bu anket belli bir grubu kapsıyor. Kapsadığı grup şu. Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan bir anket bu. Yani ya bir kere oy kullanmış ya da ilk defa oy kullanacak isimler. Ya bir kere oy kullanmış ya da ilk defa oy kullanacak isimlerle yapılan ankette AKP 11.4, CHP 33.8, İYİ Parti 6.6, MHP 7, HDP 5,
DEVA, İKİD ve diğer partiler böyle sıralanıyor. Kararsızım diyenler 13, oy kullanmayacağım diyenler 17. Yani kararsızım artı oy kullanmayacağım diyenler 30'u geçiyor. Muazzam bir belirsizlik var. Fakat AKP'ye oy verecek oranı %11 sadece. Bir kere oy kullanmış veya önümüzdeki seçim ilk defa oy kullanacak olan Z kuşağı. 1997-2005 doğumlular, arası doğumlular. ORC araştırmanın bu anketi de gençlerin eğilimini belirlemesi açısından son derece enteresan. Orada HSK üyesi istifa etmiş. Hamit Kocabey geçen hafta istifa etmişti. Perde arkası ortaya çıktı. Bahçeli'nin talimatıyla istifa etmiş. Altında işte İsmail Saymaz halktv.com.tr'de yazmış. Oradan okursunuz. İşte bir uyuşturucu operasyonu vesaire, savcıların, hakimlerin, üst düzey bürokratlarının falan filan bataklık operasyonu. Neyse, içinde olduğu meseleler filan falan. Sonra da işte efendim olay HSK üyesine kadar gidiyor. Şimdi burada bir sürü şey var. Bahçeli MHP'li HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etmedi. İstifayı Bahçeli istedi diyor İsmail Saymaz. Kocabey baş üstüne efendim diyor. Kocabey'in istifası MHP'den duyuruluyor. Bir gün sonra Bahçeli Kocabey'e şöyle diyor. Bu Cumhur İttifakı ile ilgili mesele, şimdi onlar düşünsün, biz aday göstermeyeceğiz. Yani Bahçeli HSK'daki bir koltuğundan çekilmiş oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya adalet, bağımsızlık, şu, ya geçeceksiniz bunları. Her yer parsellenmiş durumda. Onun için yani yargının hangi kararını alıp da baz olarak kabul edip de işte onunla analiz yapanlara falan şaşıyorum yani. Bu yargının tüm kararları sorgulanmalı ve geriye doğru incelenmelidir yani. 8 yıllık, 10 yıllık, isterseniz 20 yıllık inceleyin enerjiniz varsa. Ama en azından 15 Temmuz 2016 sonrasını yok hükmünde görmeniz gerekiyor. Hatta 17 Aralık 2013 sonrasını da direkt çizmeniz gerekiyor. Çünkü adalete, yargıya direkt müdahalenin olduğu dönemdir. Şimdi yani bir operasyon var ve bu operasyonda MHP'nin canı sıkılıyor. Bir uyuşturucu operasyonu. O operasyonda bir sürü sıralı işte kadrolar var. AKP'li, MHP'li, şu bu filan falan. MHP'de HSK'daki üyesine çekil oradan diyor. Çekilme zamandır diyor. Aday da göstermeyeceğim. Hadi bakalım diyor falan. Devletin 2021 Ekim ayı itibariyle fotoğrafı. Evet. Bir başka fotoğraf da bu. Çok girmeyeceğim. Gündem bu ara çok konuşuluyor. Magazin artı Cumhurbaşkanlığı odaklı. İşte efendim bu şarkıcı Demet Akalın'ın kocası. Kocasının kardeşinin bir restoranı varmış. İşte efendim onu taciz ediyorlarmış. Komşu restoran. Komşu restoran da Cumhurbaşkanı'nın berberine aitmiş. Berber de buralar benim, bizden sorulur falan diyormuş. Bu Demet Akalın'ın kocası da gitmiş görüşmeye, adamı alıkoymuşlar. Sonra Demet Akalın da bir video çekmiş. Ya bak kocama alıkoydular, çıkartmıyorlar falan. Polis bilmem ne filan falan. Neredesiniz? Polis de gelmiyor falan filan demiş. Ondan sonra falan adam da çıkışta bir takım şeyleri doğruluyor, bir takım şeyleri yalanlıyor. Şimdi bunlar da Cumhurbaşkanı'na yakın sanatçı kadrosu. Yani yakın çevreden sürekli birlikte poz verme filan. Yani kimin dayısı daha etkili? Kimin dayısı benim dayının yanında benim pozisyonum kavgası. Yani senin dayının yanında bir pozisyonun olabilir. Benim de dayının yanında bir pozisyonum var ama benim pozisyonum senin pozisyonunu döver mücadelesi. Daha neler göreceğiz. Ama Türkiye öyledir. Yani Türkiye bir dayılar cumhuriyeti. Benim dayım senin dayını döver cumhuriyeti. Eskiden dayılar boldu, şimdi teke düştü. Bakalım ne olacak yani? İş nereye gidiyor? Cevheri Güven paylaşmış. AKP'nin ilk yılında örtülü ödenekten harcanan miktar 97 milyon TL'ydi. Son yıl 6 milyar TL'yi aştı diyor. Yavuz Donat'a konuşmuş Cemil Çiçek. Çok enteresan açıklamalar var. Bakarsınız. Fakat şurada diyor ki, daha evvel tövbe-i nasuh falan gibi kelimeler kullanırdı Cemil Çiçek. Üslup, sert tartışmalar, kutuplaşma falan deyince Yavuz Donat, Cemil Bey, ülkenin en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var. Yani yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu, üslup hatalarımızı, bir araya gelmemiz gerektiğini samimiyetle itiraf edebilmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski meclis başkanı Cemil Çiçek konuşuyor. Türk siyasetinin benim de hatalarım var, affedersiniz deme kültürü yok demiş Yavuz Donat. Devamlı Cemil Çiçek, kültürü de var, örneği yok. İşte buna demokratik tövbe diyorlar, her akşam muhasebe yapmak gerekir filan. Evet. 75 yaşındayım. Siyaset adına kahır da çektim, ikbal de gördüm ama üslup ve tartışma olarak
Bugün yaşadıklarımız doğru değil, bunu söylemeliyim. Bir ülkenin gelişmişliği sadece kişi başına düşen milli gelirle veya 1000 kişiye kaç araba düştüğüyle ölçülmez. Müzakere, tartışma, diyalog kültürü, üslup da bir gelişmişlik göstergesi demiş. Bir başka gelişmişlik göstergesi de Angola'ya vizesiz gidebiliyorsunuz. Sayın seyirciler, atlayın gidin yani. Angola, yakında böyle gazetelerde falan işte Angola'da nereye gidelim, ne yiyelim, nerede tatil yapılır falan gibi sayfalarda çıkar. Orada Cumhurbaşkanı Afrika gezisine çıkmış. Biri de Angola. Zaten bu haber de onun üzerine geldi. Ya ne işi var orada bu mevsimde falan filan dedirtiyor insana. Bakalım görürüz yani. Anlarız. İngiltere'de bir milletvekili öldürüldü. Ben Cuma günü bu yayında bir son dakika gelişmesi olarak bıçaklandığını duyurmuştum. David Ames. Muhafazakar Partisi. İktidardaki bir milletvekilinin milletvekili öldürüldü. Yaşadığım ülke İngiltere ile ilgili olması yanı sıra düşündürücü de bir haber ve üzerinde yoğunlaşmamız gereken bir haber herkes olarak. Bu Cuma gününden beri, daha doğrusu bu haber geldiğinden beri İngiltere'nin ana gündemi BBC'de, bunun dışında pek haber girmiyor neredeyse. 1983'ten beri milletvekili, kendini bildi bileli neredeyse milletvekilliği yapmış, çok erken yaşlardan itibaren 70 yaşında. Bıçaklanarak öldürüldü. İngiltere'de silah taşıma, silah bulundurma, silah ruhsatı falan gibi konular son derece netameli konular olduğu için burada bir böyle bir silahlanma falan gibi olaylar yok. Var yani, çok zor, ancak bir görevinizin, bir pozisyonunuzun falan olması gerekiyor. Resmi bir hüviyetinizin olması gerekiyor dolayısıyla. Burada terör veya benzeri faaliyetler bıçak veya bıçaklama yoluyla işlenir oldu son dönemde. Bu milletvekili de bıçaklandı. Bıçaklanarak öldürüldü. Son siyasi cinayet bundan 5 yıl kadar önce, 2016 Brexit referandumundan bir hafta önce. İşçi Partili Jo Cox kadın milletvekili öldürülmüştü ve o Brexit'le çok ilişkilendirilmişti. Bu onu öldüren bir faşist, ırkçı bir yurttaştı ve Brexit'le falan çok alakalıydı. Fakat Jo Cox'u öldüren oydu, ama David Ames'i öldüren 25 yaşında Somalili bir terörist olduğundan bahsediliyor ve yine işte böyle bir olayın, tırnak içinde söylüyorum, İslami terör vesaire gibi hareketlerle ilişkilendirilmesi ve soruşturmanın bu noktada yürümesi de son derece enteresan. Takip ediyoruz gelişmeleri. İngiltere'de gerçekten haftanın olayı değinmeden geçmek olmazdı. Son notum şu, çok enteresan bir şey. Videoyu vermeyeceğim ama sadece bir fikriniz olsun diye, görüntülerde akıyor, görüyorsunuz. İTÜ eski rektörü Gülsün Sağlamer'in kampüse girişine mevcut rektörün talimatı gerekçe gösterilerek izin verilmemiş. Profesör Gülsün Sağlamer 96-2004 arasında İTÜ rektörlüğü yapmış ve işte çantasını da omzuna atıp gidiyor. Ve üzülüyorsunuz değil mi? Bakın, her hadisenin farklı bir açısı da var. Hakkı Özdal paylaşmış. Gülsün Hanım bu turnikeleri Ayazağa kampüsünün tüm kapılarına çaktırdıktan sonra başka okullardan arkadaşlarımız içeri giremezken Nizam-ı Alem ocakları kantin basmak için içeri tur düzenliyor. Kendisi saldırıya uğrayan öğrencilerle görüşmeyi reddediyordu demiş Hakkı Özdal. Evet. Etme, bulma dünyası diyor ve manşeti kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim.